Merhaba, programa hoş geldiniz. Serdar merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Neler oluyor oralarda? Valla buralarda... Böyle başlayayım, artık şaşırdım. Hangi konuya gireceğimi şaşırdım. Türkiye. Buralarda olan biten herhalde Avrupa'da bir senede olmamaya başladı. Evet, değil mi? Oraların gündemi daha zayıf. Biz burada daha modern ya da yeni deyimle action, sürekli action halindeyiz. Saat başı gündem değişiyor. Şöyle bir deyim var, katılmaya başladım artık. Türkiye'de gündemi bir gün takip etmezsen çok şey kaçırırsın, bir ay takip etmezsen hiçbir şeyi kaçırmazsın. Böyle bir durumdayız. Artık not alarak hafta içinde kendimi gündemle beraber yürütmeye çalışıyorum. Çünkü gündem hızla giderken ben kaçırıyorum. Hafta sonu işte karşılıklı böyle sohbet ederken değinmediğimiz onlarca konu kalıyor. Onun için böyle küçük küçük notlar, not başlıkları almaya başladım. O başlıklarla aa diyorum, bu hafta bunlar oldu. Ama bu kadar yoğun, bu kadar siyaseten de ekonomik olarak da gelişmelerin olduğu bir ülke herhalde bizden başka örnek yoktur gibi geliyor bana. Hepsi konuşuruz. Ben geçen gün eşim arayınca tam Erdoğan'ı dinlerken araya nasıl girersin diye kızdım kendisine. Ondan sonra ararken internetten bakacaksın, Erdoğan konuşuyor mu konuşmuyor mu? Ya da önceden not yazacak. O da özür dilerim kocacığım dedi, kapattı. Şu saatte görüşebilir miyiz? Yok, o günden beri aramıyor. Bence haklı. Erdoğan'ın konuşmadığı bir saatte uzun bir konuşma yapman gerekiyor o zaman. Evet. Şimdi ilginç bir şey. Dün ben canlı yayında da anlattım ama senin yorumunu da merak ediyorum. Şimdi bu damada sormuşlar. İnsansız hava aracı damada. Politikayı düşünüyor musunuz diye. Valla demiş, Cumhurbaşkanlığı hiç aklımda yoktu. İlk cevap bu. Yani politikaya başlamak, Cumhurbaşkanlığından başlamak. Dün evet, son anda benim de duyduğum, hatta detaylarına baktığım bir şeydi, acaba ne demiş diye. Daha önce, birkaç önce verdiği röportajda, siyaset benim işim değil. Evet. Ben Türkiye'de işte o tırnak içinde çok söyledikleri milli olmak yolunda üstüme düşen ne varsa onu yapacağım demiş. Dün ise bunu başarabilmek için siyaset de gerekiyorsa, benim siyasete de girmem gerekiyorsa, ona da olumsuz bakmıyorum. Kendimi onun içinde bir nevi feda edebilirim türünden bir cümle kurmuş. Bu şu demektir. Aslında bunu bir süredir söylüyorlardı. 2024 yerel seçimlerinden sonra Erdoğan istediği sonucu alabilirse, muhtemelen kendisinin üçüncü ve daha sonraki dönemleri için ya da kendi yerine getirmeyi planladığı veliahtı için çalışmaya başlayacak Mart ayından sonra deniyordu. Muhtemelen bu formül de Erdoğan'ın kafasında. Çünkü ilk damat artık pek büyük damat görünmüyor. Yani şeyi de başardı sonuçta Erdoğan. Yani bütün Türkiye'yi allak bullak etmeyi başarmak dışında iki damadı da birbirine düşürmek konusunda bunu bile başardı diyebilir miyiz? Mümkün ama aslında şöyle düşünmek, daha önce konuşmuştuk bunu iki damatla da ilgili. Damadın, yani büyük damadın babasının seçimlerden sonra Erdoğan'ı ziyaret ettiğini ve benim oğlanı değerlendirir misiniz dediğinde de Erdoğan'ın, abi ben senin oğlanın istifasını bile sosyal medyadan öğrendim, nasıl güveneyim ona yanıtıyla aslında büyük damadın siyasi geleceğine nasıl baktığını açıkça ifade etmişti. Küçük damatla ilgili de biz geçen hafta sanırım konuşmuştuk. Bu Amerikan uçak gemisinden görüntüler
paylaşmıştı. Evet. Amerikalılar uçak gemisine dahil etmişti. Onun da detayları ortaya çıktı. Biz Amerikalılarla bir ortak tatbikat yapmışız. Amerikalılar bir grup iş adamı mı diyeyim artık, bir grup ya da iktidara yakın kişiyi götürmüşler ve son teknoloji olan Gerald Ford uçak gemisine götürmüşler. O yüzden uçak gemisine davetliymiş. Yani bizim o gördüğümüz görüntüler Amerika ile yaptığımız ortak tatbikatla ilgiliydi. Bu aslında Ortak tatbikatta peki damat ya da iş adamları, tatbikatta iş adamları ne arıyor? O zaten soru bir. İkinci soru da bu tatbikata götürdüklerine göre ve damadı özellikle götürdüklerine göre Erdoğan'ın öyle, yine tırnak içinde söylemek lazım, dış güçler diye tanımladığı o Amerika Birleşik Devletleri ile seçimden önce sürekli eleştirdiği, sürekli hedef gösterdiği Amerika Birleşik Devletleri ile pek de öyle sorunu olmadığının aslında en büyük delili. Ben Amerikalıların özellikle böyle yüksek teknolojili savunma sanayi ile ilgili bir iş yapan damadı götürmelerinin hem ekonomik anlamı hem de politik anlamı olduğunu düşünüyorum. Ve o görüntülerden, o yayınlanan ki bence bilerek verilmesi konusunda en azından bir sorun çıkarılmamış o görüntülerle birlikte düşünürsek, siyaset olarak da bu hafta damadın "ben politikaya girebilirim" sözünün altının doldurulması için yapıldığını düşünüyorum. Yani damat siyasete girecekse yakın, kime kendisini yakın hissettiğini geçen hafta yayınladığı o videoyla da bence aslında göstermiş durumda. Peki sen de benim gibi düşünüyor musun? Aile ve dışarıdan aileye dahil olanlar falan hepsi mi çok zeki, bana mı öyle geliyor? Dün Bilal Erdoğan da bir açıklama yaptı. Öğretmenler artık eskisi gibi "oy işte öğretmenlik şöyle bir meslektir, böyle bir meslektir" diye değil, devlet memuru olmak için öğretmen oluyorlar gibi bir muhteşem açıklama yaptı. Doğru. Oysa yani mesela Türkiye'de bilhassa eski dönemlerde baktığında subayların büyük bir çoğunluğu fakir ailelerden gelirdi. Devlet memuru olsun çocuğumuz diye, yani çünkü hadi havacı karacı neyse de, dün de söyledim programda, kimse "ben büyüyünce piyade albay olacağım, topçu albay olacağım" diye bir hayal kurmaz yani. Aileler onları verir. Aslında doğru. Yani bizden önceki nesil en büyük talepleri devlet memuru olmaktı. Tabii canım, yani devlet memuru olanın evlilik şansı falan her şeyi daha fazlaydı. Çünkü garanti bir yaşamı vardı. Doğru. Yani devlet memuru oldun mu, daha doğrusu o zaman deyimi şuydu: devlete kapağı attın mı hayatın kurtuldu denirdi. Evet. Bizim nesilden sonra bu biraz kırılmaya başlandı ama yani sonuçta öğretmenliğin bugün getirildiği noktada, hatta bu iktidar değil mi, daha bir sene ya da birkaç sene önce öğretmenleri kendi içinde ayrıştırıp baş öğretmen, orta öğretmen, yan öğretmen gibi böyle tanımlamalarla öğretmenleri işte önce ekonomik olarak, hem ekonomik olarak hem de mesleki olarak bölen değil miydi? Bir sınava soktu öğretmenleri. Öğretmenler içinde bir sürü mesleki ayrışma gitti. Kaldı ki öğretmenlerin ekonomik gücü de öyle söylendiği gibi, eskiden olduğu gibi en azından, diğer devlet memurlarıyla çok farklı değil. Hatta çoğundan daha düşük maaş alıyorlar. Bu yüzden Bilal Erdoğan'ın söylediklerini ben aslında şöyle de söyleyebilirim. Uzunca bir süredir ben Erdoğan'ın kendi söylemek istediklerini etrafındakilerine söylettiğini düşünüyorum. Ta başından beri yapıyor bunu. Yani şöyle söyleyeyim. Riskli ya da araştırmasını yaptıracağı, bilhassa din üzerinden olan şeyleri ya öğretmenlere ya din insanlarına söyletti Erdoğan. Ya Evet. bir yerden bir imam çıktı, dedi ki "bu böyle olmalı." Bir okul müdürü dedi ki "bu işte kız erkekler şöyle olmalı." Bunlar Erdoğan'ın söylettikleri, onlar üzerinden
insanların ne kadar tepki verdiklerini ölçerek yasalaştırma ya da yasalaştırmama kararını Erdoğan böyle verdi. Çok zekice bir şeydi esasında. Çünkü bu, hiç tersine Erdoğan kendi ben söyledim de oldu diye yapmadı. Evet, bunu uzun süredir yapıyordu ama çoğunlukla siyasiler üzerinden yapıyordu. Evet. Yani ya kendi partisinin milletvekillerini ya da işte ortağı olduğu, siyaseten yakın olduğu siyasi partilerin içinden yapıyordu. Ya da çok yüksek bürokratları vardı onun kendine yakın. Onlar aracılığıyla söylüyordu. Ama bu seçimden sonra... Basın aracılığıyla da yaptı bunu. Evet, ama bu seçimden sonra bunu daha sık ve daha çok insan, yani Bilal Erdoğan da bunlara dahil, o yüzden söylüyorum. Tabii Emine Hanım dahil. Emine Hanım şimdi dünyanın en çevreci insanlarından bir tanesi oldu birdenbire. Evet. Ama kendi pek böyle olduğundan çevresine bakamıyor ama çevreci Emine Hanım. Evet. Ama bu arada biz geçen hafta bile Türkiye'de bir anda gündemin işte bu söylemleri, yani bürokratların söylemleriyle önümüzdeki dönemin neye ait olduğunu, neye dair olduğunu fikir oluşturması açısından bize bir ipucu veriyor. Mesela ne oldu? Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı ders programı, öğretmenler açıldığı için söylüyorum konuyu. 2023-24 eğitim öğretim yılı ile ilgili haftalık ders çizelgelerini açıkladı. Bir baktınız Arapça dersi daha önce uygulanandan daha yükseğe çıkarıldı. Mesela 18 saat ortaokul birinci sınıflarda 18 saat Arapça dersi verilmesi için bir düzenleme yapıldı, olanak sağlandı. Şimdi bunu, 18 saat çok ya. Ama işte buna olanak sağladı. Şimdi bunu... Çünkü ben hangi yıla bakıyorum? Söyleyeyim sana. 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye 2 saat. İmam Hatip'inki. Şey mi? Arapça mı? Arapça 2 saat. Ha, doğrudur. Şimdi ortaokullarda 16 saat, birinci sınıflarda ise 18 saat Arapça dersi verilmesine olanak sağladı. Yani bir çok şikayet edilen ya da eleştirilen o Araplaştırmak konusunda aslında önemli bir adım mesela bu. Bunu sessiz sedasız yaptı ki biz Milli Eğitim Bakanlığı seçimlerden sonra hangi açıklamasıyla biliyoruz? Kızlar okula gönderilmiyor. Ne yapalım o zaman? Kızlar için özel sınıflar açalım demesiyle yapıyoruz. Evet. Hemen ona işte Hüdapar'ın eklemlenerek ya bu karma okullarda çok fazla taciz olayı yaşanıyor. Onun için sınıfları okullarda kız erkek diye ayıralım diye destek vermesiyle biliyoruz. Yani bunlar bugünlerde pek iktidarın gündeme getirmek istemediği ama en azından gündemde tutarak yerel seçimler sonrasında kafasının içindeki planları bir biçimde ortaya koyacağı şeyler. Bunlar bunun işareti. Geçen hafta yine aynı şekilde bir gün akşam üzeri bir genelge yayınladı İstanbul Valiliği. Dedi ki açık alanlarda alkol tüketilmeyecektir, yasaklanmıştır. Sonra onu sarhoş olanla olacaklar içemez gibi bir şey. Ya bir ona çevirdi, sonra gerekçe olarak biz kadınları korumak için aslında böyle bir şey yapıyoruz. İşte alkol olanlar kadınlara sarkıntılık yapıyor, taciz ediyor. O yüzden yapıyoruz gibi bir gerekçeye falan sığındı. Ama hukuken böyle bir hakkı olmadığı da herkes tarafından biliniyordu. Ona en iyi cevap bence yine kadınlar tarafından verildi. Ya en azından ben hoşuma gitti o yanıt. Ben bir tweet'i gördüm orada. Sözünü kesiyorum. Çok güldüm ona. Biz kadınlar içebilirmişiz diye. Evet. Onun devamını da şöyle diyordu. Madem bu kararı alacaktınız, İstanbul Sözleşmesi'nden niye çıktınız? Evet. Bu da bu durumu, yani iktidarın aslında kafasının arkasındaki planları yansıtan ironik bir durum. Hal böyleyken Türkiye'de ya alkol üzerinden bu tartışmaların yapılması doğru mu?
ben çok katılmıyorum bu tartışmaların yapılmasının doğru olup olmadığına. Gerekirse yapılmalı. Hatta uzun sürede yapılmalı. Ama şöyle bir şey var. Bir baktım sonra başka yerde gördüm. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı seçildiğinden bu yana İBB'nin bütün sosyal tesislerinde alkol yasakmış. Ben şöyle söyleyebilirim. Bu belediyenin bir takım yerle belediyeye bağlı ve Thüringen, Çelik Gülersoy dönemindeki yerler, sonra hepsini Çelik Gülersoy'un işte otomotiv şeyine, Thüringen yerlerini belediyeler aldı. Erdoğan'la beraber hepsinde içki yasağı başladı. Ondan sonra hiç değişmedi o. Ama değişmesi gerekmiyor muydu? Yani iktidar değişti. Belediyelerdeki yerel iktidar en azından değişti. Bir kafa yapısı değişmesi gerekmiyor muydu? Ekrem İmamoğlu'yla mı? Evet. Ya Yani değişim Ekrem İmamoğlu mu sahneye çıkıp da ne ilahi mi okudu, ne okudu, bir şey okudu. Kur'an mı ne okudu? evet, ben de hatırlıyorum Kur'an okuduğunu ama ya şimdi ya değişim kelimesini kendi siyasi partiniz için savunurken özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Ama Değişim. İmamoğlu'nun değişimden anladığı beni başkan yapın her şey değişsin. Ne değişiyor? Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu. Oğlu devam ediyor. Her şey değilmiş demek ki. Her şey değil tabii. Yani ben ilk günden itibaren hep onu söyledim ya, yani tamam da ne değişiyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü Türkiye'deki siyaseti siyasetçiler belirlemiyor. Buna Erdoğan da dahil diyorum. Kimse inanmıyor. Yok, Şu artık anda inanmaları gerekir artık. alınan ekonomik kararlar Erdoğan'ın kararları mı? Bana Başka. rağmen alınıyor demiyor mu? Diyor, kendisi diyor. Zaten Mehmet Şimşek'i tercih etmesiyle Erdoğan bu ekonomik kararların ki arkasında mutlaka bir siyasi destek olması lazım. Destek vermiyormuş gibi görünerek ama destekleyerek Erdoğan'a hiç sormadan alınıyor belki de bu ekonomik kararlar. Yani belki Erdoğan'a son Şu, anda haber veriyorlar. şurada anlaşamıyoruz. Erdoğan'ın şu anda desteklediği Mehmet Şimşek. Erdoğan tipinde bir adam. Erdoğan olması şart değil ama o karakterde bir adam. Kendisine küfreden Numan Kurtulmuş'u, kendisine küfreden Tuğrul Türkeş'i, kendisine küfreden Süleyman Soylu'yu, kendisine küfreden kim kaldı başka? Çok var da hangisi? Devlet Bahçeli. Doğru. Devlet En Bahçeli. başta o var. He? En En başta. başta en ağır konuşmaları yapan. Ve kendisinin küfrettiği Mehmet Şimşek'i yanına niye alır? Bir emir olmadan, birileri tarafından emredilmeden niye alır? Erdoğan tipinde böyle tam lümpen mahalle kopuğu. Tam öyle bir adam çünkü Erdoğan. Bir adam kendisini bu kadar eleştiren, kendisini bu kadar dışlayan bir sürü adamı yanına alıp kendisiyle beraber bu partiyi kuran bir sürü adamı onların gelmesiyle dışarı atan bir adam bunları niye yanına alır? Bir emirdir bu. Mutlaka yani Erdoğan'ın bunların kendi kararı olmadığı artık aşikar. Ya da şöyle sorayım, öyle hepsine cevap ver. Bir başbakan, ben her şeye hakimim dedikten sonra ya da cumhurbaşkanı işte yani ülkeyi yöneten kimse olarak algıla. 17 bakanının 15'ini değiştirir mi ya? Şimdi ben bu konuda eski sistemle yeni sistem arasında bir ayrım yapıyorum. Yani AKP'nin kuruluş yıllarına dönersek o 2000'li yılların başına o zaman güçler ayrılığı vardı. Yani işte Erdoğan'ın yanında Bülent Arınç gibi, Abdullah Gül gibi bir takım faktörler vardı. Ki bu yani izleyenden de
anımsayacaklardı. Bu Erdoğan'ın çok istemesine rağmen tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmemesi aslında Erdoğan'ın bir kırılma noktasıdır. Yani Erdoğan o noktada... Bunu, pardon, gene lafını kesiyorum. Gene kızacaklar bana. Bunu ilk defa Erdoğan mı yaşadı? Yaşamadı ama Erdoğan'ın ilk defa... Özal aynı Erdoğan'ın yaşadığını 1. Körfez Savaşı'nda Yıldırım Akbulut en lafım geçen adam diye getirdi Yıldırım Akbulut'u. Ne oldu? Yıldırım Akbulut ve perde arkasından, pek de perde arkası sayılmaz, Mesut Yılmaz, "Vay kardeşim, bu meclisten bu tezkere geçmez" dediler. Kim geçmesini engelledi? Yıldırım Akbulut mu, asker mi? Asker. Asker. Yani Yıldırım Akbulut'un bir şey söyleyecek. Hayır, ben yani geçmişte yaşananları Erdoğan'ın iktidarında ilk ve önemli bir kırılma noktası olduğu için vurguluyorum. Ya bu yani bunun örneği olduğu için, yani bunun ne yaparsan yap, şunun için söyledim. Herkes bana bu konuda hak vermiyor da onun için söylüyorum. Türkiye'de böyle konularda, hele askeri, savaş, bilmem ne, işin içinde Amerika olmasına rağmen asker bunun bir fizibilitesini yapar. Türkiye için bunun faydası, zararı nedir diye. Ve Türkiye'yi hep onlar yönettiği için, kurucu asker olarak gelip de ben karışırım dediği için bunu engeller. Ya Erdoğan'ın iktidarından önceki sadece Özal değil, Demirel'in koalisyon yaptığı i̇şte dönemlerde de, Kıbrıs Johnson mektubu, daha geçmişte de, evet, yani çok partili hayata geçildikten sonra da aslında siyaset bu işi yapmış gibi görünse de arkada vardı, ama o zaman ordu böyle değildi. Yani ordu o zaman işte NATO'cular ve Avrasyacılar yanında Osmanlı'dan gelen, o gelenekselleştirilmiş ordunun içindeki bir kemik yapı vardı. Yani üçlü bir yapı vardı. Şöyle orada söyleyeyim, yani Sovyetler yıkılana kadar tek bir derin devlet vardı, NATO'cu. Sovyetlerin yıkılmasından sonra, Putin'in gelişmesinden sonra mı diyeyim artık, ne olursa olsun, bir Avrasyacı grup oldu, bir de NATO'cu grup oldu. Ama sen program öncesi konuşmamızda ilginç bir üçüncü grup söyledin. İstersen oraya da geçerek devam et. Evet, söz sustum. Evet, yani o söylediğiniz anlamda Türkiye daha önce tek bir derin devleti varken, o derin devlet önce Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından önce ikiye, sonra üç ayrı yapıya Türkiye'de oluştu. Bunu bana konuştuğum bir yakın arkadaşım izah etti. O, evet, Türkiye'de bu işleri iyi bilen, daha önce ordunun içinde önemli yerlerde bulunmuş birinin ağzından aslında ordunun üç ayrı görüşü olduğunu, bunların birinin bizim programlarımızda sıkça konuştuğumuz NATO'culardan ve Avrasyacılardan, ama bir üçüncü grubun var olduğunu, bu üçüncü grubunda işte o Osmanlı geleneğinden gelen, Türk ordusunun çekirdeğini oluşturan, Türk ordusunun içinde devleti kuran biziz. Hem Osmanlı'dan gelen, yani onlar Osmanlı'yı yıkılmış diye kabul etmiyorlar. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'ni de bir nevi Osmanlı'nın devamı olarak görüyorlar. Tabii, çünkü Osmanlı'da da Yeniçeri olarak onlar hep vezir-i azamı, veziri falan düşüren, bazen de padişahı düşürecek noktaya getiren onlar. Evet, aynı şey aslında. Bugünküne baktığımız zaman benzeri bir yapılanma. Onların mesela önemli isimlerinden birinin eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrık olduğu bana iletildi. Yani bu fikri taşıyanların. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusu ya da kurucu etmenlerinden birisi olduğunu kabul ederler. Ve zaten konuşmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 2000 yıllık ordu diye tanımlarlar. Evet. Yani en büyük özellikleri o. İşte Atatürk'e sarı başbuğ diyorlar sanırım.
yani tanımlamaları tam olarak böyle sanıyorum. İşte bunlar olduğunu ama bunların Erdoğan iktidarıyla beraber özellikle de Körfez Savaşı bu Amerikan askerlerinin Türkiye'de bulunmasıyla ilgili tezkerede hayır oyu çıkmasından sonra Erdoğan'ın bu grubu büyük oranda tasfiye etmeye amaçladığını, bunu da bu meşhur Dolmabahçe mutabakatı vardır. Evet. O zamanın Genelkurmay Başkanı'yla. Ondan sonra başladığını ve hızlıca sürdüğünü anlatırlar. Yani uzun bir hikaye bu. Ve diyorlar ki şu anda evet dediğiniz gibi bu üçüncü grup aslında gücünü kaybetti, dağıldı. Büyük oranda Avrasyacıların içine yer ettiler. Çok az oranda da NATO'cuların içinde yer alıyorlar. Ama büyük oranda Avrasyacılarla. Örnek dedim. Örnek son milli şey yani Milli Savunma Bakanlığındaki son yapılanmayı gösterdiler. Yüksek Askeri Şura'daki başkanları. Evet, yani bir şeye dikkatimi çekti. O şimdi aklıma geldi. Tabii bunu bilebilmemiz mümkün değil çünkü o yayınlanmıyor bildiğim kadarıyla. Ben araştırdım. Öyle bir bilgiye ulaşamadım. Binbaşı rütbesindeki atamalara bakmanız lazım dediler. Neyse, bu ne özelliği varsa ya bu konuda bir açıklama da yapmadılar. Ya en azından zorladım kaynağımı açıklamadı. Binbaşı rütbesine bakarsanız daha iyi anlaşılır bu dedi. Yani bize albay generaller konusunda evet açıklanıyor onlar falan ama bu binbaşı konusunda ne özelliği varmış onu bilemedim ama böyle bir uyarıda bulundular bana. Yani binbaşı rütbesindeki atamalara baktığınız zaman bunu daha iyi görürsünüz dediler. O söylediğimiz şimdi kendisini tek başına müstakil olarak ifade edemeyen grubun Avrasyacılar içinde sivrilmeye başladığını savunuyorlar. Yani Avrasyacıların kendi içlerinde böyle iktidar savaşı diyebileceğimiz bir çatışmanın, bir iç çatışmanın da yaşandığını söylüyorlar. O yüzden mesela ben şeyi Erdoğan'ın küçük damadının bu Amerikan uçak gemisinden selamlamasını ya da oradan görüntü vermesini biraz bu kavgada kimin nerede olduğunu açık etmesi açısından önemli görüyorum. Onu önemli bir mesaj olarak algılıyorum. Ama söylendiği gibi Türkiye'de son yaş kararlarıyla bana söylenen binbaşı rütbesinden başlayan ama sonra albay işte bazı özellikle komutanlıklardaki değişikliklerin Avrasyacıların yararına olduğu söyleniyor. Hatta bugün müydü, 2 gün önce miydi? Gerçi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı değil artık, İçişleri Bakanlığı'na bağlı ama Jandarma Genel Komutanlığı'nda bölge komutanlıkları kapatıldı. Erdoğan'ın bir ne derler ona, kararnamesiyle mi artık neyse, Jandarma Bölge Komutanlıkları kapatıldı ve bazı yerlerde alay komutanlıkları tuğgeneral rütbesine verildi. Yani o kapatılan bölge komutanlığında tuğgeneral rütbesindeki kişiler albay rütbesindeki çünkü alay adı üstünde albayın yönettiği bir yer anlamında. Söyle alay, albay, tugay, tuğgeneral. Doğru. Tümen Tümen, Türkler. tümgeneral. Kolordu, korgeneral. Ordu, orgeneral. Bu yapı jandarmada şu anda bozulmuş vaziyette. Yani bu 1-2 günlük bir gerçekleşen olay bildiğim kadarıyla Erdoğan'ın kararıyla Tuğgeneral rütbesindeki bölge komutanlarının kimileri alay komutanı olarak atandı. Ve bunun ciddi bir sıkıntı yarattığı söyleniyor ama Jandarma Türk Silahlı Kuvvetleri'nden koparıldığı için idari açıdan onu da nasıldır onu ben, yani yıllardır anlayamamışım. Bu dediğin jandarmada oluyor değil mi? Çünkü Tabii. kara kuvvetlerinde PR Hayır. biraz zor bunu Jandarma yaptığında bir ayaklanma olur yani. Genel Komutanlığı'nda bölge komutanlıkları vardı. Mesela Evet. Giresun Bölge Komutanı falan. Bunu da nerede öğrendik biz? Şu Ergenekon davaları sırasında Giresun Bölge Komutanı vardı ya meşhur Tuğgeneral. Oradan öğrenmiştik.
O yüzden şimdi bunların kapatılması ve tuğ generallerin böyle albay rütbesindeki yerlerde boşa çıkarılmaları ciddi rahatsızlık yaratmış ama bu bir karşı atak mıdır? Yani biz silahlı kuvvetlere dokunamıyoruz ama İçişleri Bakanlığı'na bağladığımız jandarmanın içinde bir tasfiye hareketi midir? Yoksa başka bir şey mi düşünülüyor? Niye bölge komutanlıkları kapatıldı? Niye? Çünkü bölge komutanlıkları da Erdoğan'ın döneminde oluşturulan bir yapıydı. Daha önce yoktu jandarma bölge komutanlığı diye bir şey. Jandarma komutanı niye 10-15 gün önce Milli Savunma Bakanı ile görüştü? Onu da bilmiyoruz. Onun da cevabı yok. Eski İdare Başkanı ile. Ben bunu daha önce yaptığınız bir programda izlemiştim. Sanırım Dilek Hanım'dı. Dilek. Onun söyledikleri ya da sizin o gün tartıştıklarınızın bir nevi belki de doğrulaması. Yani o görüşmeden 15 gün sonra jandarma bölge komutanlıkları kapatılıyor ise rütbeler çünkü sonuçta İçişleri Bakanlığı'na bağlı ama tuhaf bir biçimde şeye de bağlı. Milli Savunma Bakanlığı'na da bağlı. Yoksa jandarmada başka bir şey olması lazım değil mi? Jargon, literatür yani tuğ general, albay çünkü yapı hala eski yapı devam ediyor. Şimdi o tuğ generaller ne olacak? O albaylar aşağıda nasıl sıkışacak falan bunlar gelecek sene problem olacak. Demek ki jandarmada sizin o programda tartıştığınız bazı konular, küçülmekle ilgili bazı konular, belki de jandarma genel komutanının aracılığıyla, onun eliyle yapılacak. Evet. Onun teklifiyle yapılacak. Yani siz gerçi alınacağını o programda biraz öne sürülmüştü ama bu ortaya çıkan sonuç ben diyorum ki Jandarma Genel Komutanı kendi yerini sağlamlaştırabilmek için Erdoğan'ın kafasındaki ya da Erdoğan'ın kulağına fısıldanan o yeni örgütlenme biçimini kabullenmiş gibi görünüyor. Yoksa Türkiye'de bugün böyle bir değişiklik ciddi tartışılır duruma gelirdi. Sadece bu değil. Yani konudan konuya atlıyoruz ama mesela biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili yani Erdoğan'ın Mart ayında yapılacak yerel seçimler sonrası ile ilgili özellikle kendisine destek veren o yeniden Refah Partisi her ne kadar şimdi biraz Erdoğan'ın Adayımı çıkartacağım diyor yeniden Refah. evet öyle diyor ama mesela onu yumuşatmak için Adalet Bakanı geçtiğimiz hafta yine bir açıklama yaptı. Neydi o? Dedi ki biz Türkiye'de nafaka ile üzerinden yürütülen bir tartışmada aile hukukunu Türkiye'deki sil baştan ele alacağız dedi. Ne zaman ele alacak bunu? Seçimden sonra ele alacak muhtemelen aile hukukunu. İşte bunun içinde süresiz nafaka tartışmaları var. İşte erkeklerle ilgili bir takım kanunlardaki daha doğrusu kadınları koruyucu bazı maddelerin yumuşatılması var. Bazı cezaların azaltılması var. Yani böyle bir çalışma var ve bu çalışmanın uzun süredir yapıldığı söyledi Adalet Bakanı. Ele alacağız. Yani benim için önemli olan kısmı oydu. Alacağız dediğine göre bir süreci var bunun kafalarında. O sürecin de ben yine 2024 Mart'ından sonra olduğunu düşünüyorum. Tabii hal böyle gitmiyor. Daldan dala atlamış gibi görünüyoruz ama örneğin geçtiğimiz hafta bizim kudretli yani iktidarın kudretli isimlerinden eskinin MİT müsteşarı, şimdinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir şöyle Orta Doğu'ya doğru bir indi geldi. Bir dolaştı. Gerçi Suriye'ye gidemiyor ama bir Irak'a gidip oradan İran'la bir şey yapılabilir mi noktasında bir tur attı. Ortalık karıştı o geri dönmez şu anda. Hakan Fidan ileride en çok bu İran meselesi üzerinden yargılanırsa diye düşünüyorum. Yani o konuda benim de bazı bilgi ve duyumlarım var ama ne zaman olur, nasıl olur o konuda bir söyleyeyim ama o gitti, onun ziyaretinden sonra Irak karıştı. Şu anda Kerkük'te ciddi bir tartışma var. Ve hatta Kerkük'te Türkmen milletvekili bir açıklama yapmış birkaç saat önce. Türkiye'nin kendilerini yalnız bıraktığı iddiasında. Yani bu ciddi bir iddia aslında. Çünkü Türkiye'nin
birçok tezini şey yapar bu, sıkıntıya sokar. Sadece bu değil. İşte Hakan Fidan oralarda gezdikten sonra şeye gidecekti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına davet edilmişti. Biz AB olmadığımız için. Güney Kıbrıs veto hakkını kullanmış ve Hakan Fidan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına gidemedi. Yani bir taraftan da Türkiye sıkıştırılıyor, öyle görünüyor. Evet, Batı tarafından da sıkıştırılıyor açıdan. Ve bütün ipler Erdoğan'ın elinden gitmiş gibi gözüküyor. Ekonomik açıdan da, işte askeri kararlar açısından da sanki o bundan sonra Erdoğan sanki bundan sonra işte bazı böyle kokteylvari yani kokteylvari derken içki anlamında değil. Böyle bir takım toplantıları, efendim burada bir konuşma yapsanız nasıl olur gibi bir cumhurbaşkanı olacak gibi bir his var içinde. Erdoğan da bunun farkında ve nasıl kurtulacağını da bilmiyor. Evet, görünen o. Türkiye her taraftan sıkıştırılıyor. Çok samimi olduğu seçimlerden önce, hatta kendisini açıktan destekleyen Rusya Devlet Başkanı bile bir görüşme, henüz yüz yüze bir görüşme gerçekleşmiş değil. Önümüzdeki günlerde Ya ona çok güldüm zaten. Dünya bu Putin'le görüşme için buğday tahıl ambarı işte adına ne dersen de Erdoğan'ın ağzına bakıyor diyor. Ya tahılı verecek olan Türkiye değil Putin. evet. Yani o da, onun karşılığında ne istediği belli değil. Çünkü ona karşı uygulanan bir ambargo var ve Rusya'nın ciddi bir ekonomik sıkıntısı var şu anda. Muhtemelendir ki Rusya Devlet Başkanı olarak o sıkıntıyı aşabilmek için böyle bir ekonomik çözüm yolu öneriyordur. Yani çünkü o malları sattığı zaman elde edilecek gelirle kendi ülkesinin insanlarına yatırım yapacak. Avrupa buna izin vermiyor, Amerika buna izin vermiyor. Putin de onu delmenin bir yolunu alıyor Erdoğan üzerinden. Muhtemelen zaten önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşeceklerin altında yatan da bu. Ondan önce işte yeni bir tahıl koridoru mesajının verilmesinin nedeni de bu. Yani bir ara formül aranıyor muhtemelen. O ara formülde işte Afrika'nın aç ülkelerinin karnını doyurmak gibi böyle çok insani bir malzeme söyleniyor ama orada muhtemelendir ki Rusya'nın iyice zayıflayan ekonomisine biraz can suyu katmak amacı var. Ben Erdoğan'ın da buna karşı çıkabilecek noktada olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan onu da hem istiyordur hem de kabul ediyordur zaten. Çünkü o plan yapılmıştır. Erdoğan'a düşen rol dediğiniz gibi bellidir. İşte gidip orada söylemesi gerekenleri söyleyip sonra da bu işin uygulayıcı ülkesi olacaktır. Ama Avrupa Birliği ile ilgili söylediği olumlu şeyler, işte Hakan Fidan şu anda Dışişleri Bakanı olarak AB Bakanlar Toplantısı'na katılamıyorsa, üstelik de Güney Kıbrıs'ın vetosu üzerine katılamıyorsa, AB ile ilişkilerimizin olumlu yönde gideceğini nasıl söyleyebiliriz? Demek ki orada da başka bir proje ya da başka bir planlama var. Bunların hepsi yavaş yavaş gündeme getiriliyor. Ama Türkiye'de de dediğim işte Erdoğan kendi söyleyemediği bazı şeyleri eskiden kendisine yakın siyasiler ya da kendi siyasi partisindeki bazı isimlere ya da çok üst düzey bürokratlara söyletirdi. Şimdi neredeyse herkese söyletiyor. Evet. Şey, Diyanet İşleri Başkanı bile sürekli mesaj vermekle meşgul. Bürokratlar mesaj veriyor. Evet. En son adli yılın açılışında yaşananlar da aşağı yukarı öyle. Barolar Birliği. Mesela ilk defa yani uzun zamandır ilk defa Yargıtay'da oldu adli yıl açılışı. Evet, ama ne oldu? Tek bir kanaldan yayın yapıyorlar. Yani tek bir kanaldan derken şöyle, oraya bir sistem kuruyorlar. O sistemin frekanslarını yayın kuruluşlarına veriyorlar. Diyorlar ki şu saatte o frekansa girdiğiniz zaman oradan yayını alabilirsiniz. Canlı olarak verebilirsiniz diyorlar. Evet Yani ama bu bile pazarlık sanıyorum. Yani büyük bir olasılıktan birileri adli yıl açılışını sarayda yapamazsın artık demiş olabilir gibi geliyor. Yani çünkü muhtemeldir. niye saraydan buraya tekrar geri döndü Erdoğan? Erdoğan bir emir olmadan geri dönen bir adam değil.
Ama o da işte orada bir atraksiyon gerçekleştirdi kendince. Yani o dediğini. Yani yaparım ama şu şarttan demiş olabilir onlar. Evet. Öyle bir pazarlık yapıldı gibi geliyor. Yani onun da rencide olmaması, onun da bu Evet. işi bak bak saraydan aldılar gerisin geriye denmemesi için ona da bir hareket alanı Çünkü mutlaka mesela ekonomi yapılmış. toplantısında da Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık etti. Kendisini almamışlar. Yani almamışlar ya da gitmemiş bilmiyorum yani. Yani konuşulacak konulara göre sen gitme de sonucuna varılmış olabilir. Ama orada Çünkü Merkez Bankası Başkanı Erkan'la Mehmet Şimşek'in dediklerini orada böyle dinleyemez Erdoğan. Yani mutlaka itiraz etmesi lazım. İtiraz etmemesi için de sen gelme denilmesi lazım. dediğim gibi işte yani aynı şey işte adli yılın açılışında da Evet. gelme ama sen yine içeride mesaj vermen gerekiyorsa bazı mesajları da kendi haline ver ama işler yürüyecek. Orada da yapılan şey Barolar Birliği Başkanı'nın konuşmasının verilmemesi. Halbuki herkes şunu biliyor ki sonuçta o Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması bir biçimde basına ulaşır. Ulaşıldı. Yani onu artık cep telefonuyla bile insanlar çekip o görüşmeleri veriyorlar. Nitekim o günün gündemini yani aslında sizin söylediğinize dikkat çekilmesi gerekirken yani ya ne oluyor da yıllar sonra üst üste sarayda yapılan bu adli yıl açılışı bir anda yeniden Yargıtay'a döndü. Ne oldu da döndü tartışması yapılması gerekiyorken neyi tartıştık biz? Bu sayede Barolar Birliği Başkanı niye konuşturulmadı? Vay efendim bu demokrasi için olumlu bir şey değil gibi tartışmanın başka bir kenarına çekilip onu tartıştı. Evet. Aynı şey işte daha önce söylediğim Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarında ya da Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarında da vardı. Sanki böyle Erdoğan'ın en çok özür dilerim sıkıştığı dönemde birileri ya ona bir yardımcı oluyor. Yani konuyu değiştirmek açısından yardımcı oluyor. O gün de oldu. Mesela Yargıtay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamının Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı olarak değiştirilmesini önerdi. Şimdi bir daha söyleyeyim iki ismi karşılaştırmak açısından. Mevcut şu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Onu dedi. Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı yapalım. Şimdi ne değişir? Valla bir şey değişiyordu da biz farkına varmıyoruz. Evet, yani aslında bir orada bir gündemi değiştirmek. Yani böyle bir teklifte bulunarak tıpkı Milli Eğitim Bakanı'nın ya da Yani Adalet Bakanı'nın Türkiye deyince Anayasa Mahkemesi'nde mi üstüne çıkmak falan bilmiyorum bunu bir içi önemli. ha? Yani içi önemli. Sadece bu değişiklik İsim Hayır değişikliği hayır isim değişiklikler olduğuna olmaz. inandıramazlar herhalde bizi. Ya bu Evet. bir isim değişikliğinin yanında yetkilerle ilgili de bir şeydir. Çünkü benim orada gördüğüm kadarıyla konuşmaların büyük bir bölümü Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının özellikle adalet sistemi içinde reddedilmesinin, kabul edilmemesinin, uygulanmamasının rahatsızlık yarattığı konusunda bunu bir biçimde aşmaları gerektiğini de biliyorlar ama nasıl aşacaklar? Öyleyse Anayasa Mahkemesi'nin üzerinde mi diyelim ya da onun kararlarını tanımamak konusunda yeni bir düzenleme mi yapacaklar diyelim onu bilmiyoruz. Benim dediğim gibi onları muhtemelen Mart 2024'ten sonra göreceğiz. Yani. Evet. Onun için tabii bütün bunlar varken iktidarın 2024 seçimlerine işte özellikle de ben öyle düşünüyorum. Erdoğan'ın İstanbul, sadece İstanbul'u önemsediğini düşünüyorum. Yani Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı çok düşündüğünü sanmıyorum. Özellikle İstanbul'u kazanırsa ne ala diye düşüneceğini, yani ona odaklandığını düşünüyorum. Sanırım zaten bu ayın sonuna doğru da AKP'nin kurultayında bu çıkacak. Bu arada Türkiye'nin her yerine partinin nasıl derler müfettiş mi ya da benzeri bir yetkideki kurulları gidip birebir görüşmeler yapıp şimdiden yani bu ay içinde kurultaya kadar belediye meclis üyesi, belediye başkanı ve büyükşehir
belediye başkanı adayı olmak isteyen il ilçe yöneticileriyle görüşüp istifa ettiriyorlar şu anda. Yeni ilçe yönetimleri. Tam da bunu soracaktım zaten. Bundan kapatmak istiyordum. Tabii olmak isteyen değil, kendilerinin olmasını istediklerini istifa ettirdiler. Önceki seçimleri pek anımsamıyorum. AKP belediye başkanlarını bu kadar adaylarını bu kadar geç mi açıklıyordu yoksa önceden belli miydi? Mesela Ankara ya gene Gökçek diye geçiştiriyor muydu? İstanbul gene şu adayımız devam ediyor diye mi şey yapıyordu? Bana öyle geliyor ki Erdoğan ilk defa bir belediye başkanlığı adaylık çıkmazına da girdi gibi geliyor. Çünkü İstanbul'u geçtim, Mansur Yavaş Ankara'da yenebilecek ki bir aday bulması Erdoğan'ın zor gibi gözüküyor. Ama baştan beri söylediklerimizin üzerinden şöyle bir kurgu yapmamız mümkün. Erdoğan'ın açık farkla yenilmesini istemezler. Ay, farklı, açık fark falan filan önemli değil. Bana öyle gelir ki Erdoğan sanki bu belediye seçimlerini tekrar kaybedeceğinin farkına varmış durumda gibi gözüküyor. Ama öyle olsa İstanbul'a dair, Ankara'ya dair böyle ciddi açıklamalar yapmazdı. Burada bence asıl önemli şey muhalefetin tavrı. Yani Erdoğan kaybetmesi mi, muhalefetin kaybetmesi mi? Nokta. Bence tartışma buraya doğru gidiyor. Muhalefetten CHP'yi kastediyorsan anladığım kadarıyla işte 10-15 gün önce kadın adaylarımız çok olacak demesine karşın İstanbul Ekrem İmamoğlu olacak, Ankara Mansur Yavaş olacak büyük bir olasılıkla. Senin yakın bildiğin Aydın Çerçioğlu devam. Kılıçdaroğlu kendi açıkladı. İzmir'de İzmir hariç pek çok büyük şehirde eski başkan İzmir'in adını hiç anmıyor. Özellikle bakıyorum. Hayır ama o da kendisi açıklama yaptı. Ben adayı açıklayabilirsin. Ama Kılıçdaroğlu dedi ki İstanbul, İzmir, Adana ki Aydın yoktu o zaman açıklamamıştı. Mersin gibi büyük şehirlerde mevcut belediye başkanlarımızla devam etmemizden daha doğal ne olabilir? Evet, İzmir'de açıkladı zaten. Kendisi açıkladı İzmir. Evet, İzmir kendi bir dönem daha aday olmak istediğini o açıkladı. Çerçioğlu dediğim gibi ama ben... Bir tek Çerçioğlu Kılıçdaroğlu açıkladı. Diğerleri hepsi kendileri açıkladılar. Onu da 29 Ekim'de, evet. 30 Ağustos'ta Aydın'da açılışa gitti. Özlem Hanım'la devam etmekten daha doğru ne olabilir gibi bir açıklama yaptı. Tabii Özlem Hanım'la ilgili mahkeme dosyalarından ya haberi yok ya da Özlem Hanım'ın avukatı kimdir ondan haberi yok. Özlem Hanım'ın ilişkileri nereye gidiyor ondan haberi yok. Ya alınan danışmanlara baktığın zaman zaten ben bu partileri işte hep söylüyorum. Tepeden birileri mi yönetiyor yoksa parti başkanları ve MYK mı yönetiyor? Onu bilemiyorum şimdi. Mert Ali Başar neydi o milletvekili? Ali Mahir Başarır. Ali Mahir Başarır, Mert Ali beni hep bu yüzden bir gün mahkemeye verecek sevgili arkadaşım Mert Ali de. Ali Mahir Başarır'ın o saçma açıklaması nedir öyle ya? Dün akşam Eren Erdem'in de açıklaması benzeri şekildeydi. Şimdi şunu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi lideri bu son seçime bu danışmanlar tartışmaya açılıncaya kadar 80 danışmanı varmış. Bak, 80'e yakın diye geçiyor. Her yerde, birkaç yerde araştırdım, okudum. 80'e yakın diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi üyesi sayısı 60. Bir danışmanın bile yok. Yani parti meclisi üyesi sayısından daha fazla danışmanı varmış Kılıçdaroğlu. Ki şu bu son günlerde tartışılan kim? Perihan Mayperker. İşte bunun bu Erzurumlu iş adamı Hasan Cengiz üzerinden. Yani Hasan Cengiz'i biz önümüzdeki günlerde çok tartışacağız öyle görünüyor.
Yani onun o ismin bağlantılarının özellikle bu derin devlet bağlantılarını falan çok tartışacağız. Ama sadece bu değildi ki biz bunu geçmişte yani birkaç ay öncesine şöyle baktım ya biz bu danışman konusunu hiç mi konuşmamışız diye. Yok konuşmuşuz mesela Gökşen Anıl Ulukuş. Yine biz konuştuk bu programda. Zafer Partiliydi. Hani Zafer Partisi'nden şeye Kılıçdaroğlu'na danışman olmuştu. Ondan önce de tartışılan isimler var. Mesela Rasim Bölücek. Evet. Bu Rasim Bölücek eski ülkücülerde ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkan makamlık katında bir odası varmış. Ahmet Nazif Yücel. Bu Kılıçdaroğlu gönüllüleri denilen o grubunda yöneticisi. Bir başka isim var mesela. Ramazan Kubat. Bu MHP'nin eski Ankara il yöneticisi. Bunlar hep Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik danışmanları içinde. Bir de geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nun en son yaptığı bu gazetecilerle bir 20 kişiyle falan bir araya gelmiş. Herkes ayrı ayrı mı konuşmuş yok da ortaya konuşmuş da herkes kendine mi bir parça almış onu bilmiyorum. Çünkü herkesin yazısını okumaya çalıştım. İşte Kılıçdaroğlu gazetemize yaptığı özel açıklamada diyor. Ama hep beraber yemek yemişler. Nasıl özel açıklama yapmış? Herkes tek tek gitti. Öyle olabilir mi? Gel sana bir şey söyleyeyim. Herkes birbirini nasıl kandırdı da bir odada ayrıca görüştüler bunu bilmiyorum ama bu sohbetin yani bu yemekli sohbetin genelinde konuşulurken Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarıyla ilgili bir tespiti var. Bence Kılıçdaroğlu hem ruh hem de siyasi halini anlatması açısından önemli. Ne diyor orada? Bizim diyor ulusalcılardan korktu muhafazakarlar. Yeniden bunlar parti içinde güçlenirler diye o korkan muhafazakarların vermediği oylar yüzünden kaybettik diyor. Valla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının böyle bir cümle kurmuş olması beni de şaşırttı. Hatta bunun üzerine sofraya baktım. Çoğunlukla ayakta resim çekilmişler. Sofrada resim yok. Bir iki tane özel yerde resim buldum. Masada alkol var mı diye özellikle baktım. Çünkü bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu alkol kullanmıyor ama hani eskazayla birisi bunu zorla rakım içirir dedim yani. Vallahi ne bileyim o kadar karıştı ki her şey. Yani gerçekten analiz yapmak da zor. Analiz yapanları dinleyince artık böyle bana afaganlar basıyor, dinlemek zorunda olduğum için mesleğime mi diyorum, söylemediğim kalmıyor. O kadar komik şeyler var ki. Yani Ben de zaman zaman mesela şimdi yok adliye muhabirliği vardı hani iyi bilirsiniz onu. ben adliye muhabiriyim eskiden. Ama şimdi adliye muhabirleri ikiye ayrılırdı. Bir Adliye ve adliye. DGM gibi böyle çok siyasi davaların görüldüğü davaları izleyenler vardı adliye muhabirleri. Onların biraz daha kültürlü olması gerekiyordu. Yani en azından bir siyaset bilmesi gerekiyordu. Bir de hani o zaman ortak noktamız Günaydın'da çalıştığımız için bir de normal adliye muhabirleri vardı. Orada da boşanma davalarını izliyorlardı. Kocam bana şunu şöyle yaptı diye böyle koca koca fotoğraflarla 3. sayfada haberler vardı o zaman. Yani boşanma davaları 3. sayfanın manşetinde yer alırdı. Yani Evet. siyasi davalar daha az yer alırdı falan böyle. Şimdi adliye muhabirliğinden gelenler için bu yaşananlar biraz anlaşılır olmuyor. Evet. Yani çok zor anlaşılır oluyor. Çünkü o zaman politika muhabirleri onlar zaten bu işin hep dışındalar. Çünkü o dönemde politika muhabirlerinin yaşadıkları çok basitti. Yani Erdal İnönü ile beraber gittiğiniz zaman aşağı yukarı ne yapacağını, ne edeceğini, nerede ne söyleyeceğini, Özal'ın hakeza. Ya bunların içinde en sürpriz isim Özal'dı. Evet. Konuşurken bir şey söylerdi yani. Hiç olmadık yerde bir şey söyler, gündem değişirdi. Onun dışındakiler böyle ideolojileri falan
belli konuları kapsardı. Şimdi aynı şeyi ben Kemal Bey'den görmeye başladım. Söylediği her cümle olay oluyor, yaptığı her iş olay oluyor ama eleştirilerek olay oluyor. Yani şu anda genel başkan yardımcıları Kılıçdaroğlu'nu savunmaktan öteye bir şey yapamıyorlar. Dün Eren Erdem'in düştüğü durum oydu bana göre. İlk defa şöyle bir şey oluyor CHP'de. İşte İsmet İnönü, Bülent Ecevit. Ciddi parti böyle çalkalanarak, tartışılarak bir seçime girdi, iç seçime. SHP, CHP döneminde Erdal İnönü, Deniz Baykal. Erdal Bey 3 kere yendi Deniz Baykal gibi bir ustayı. Yani kendi mesleğinde usta bir adamı. Doğru. Yani baktı olmuyor, dördüncüde de yenilecek, kendi CHP'yi kurarım o zaman dedi. Öyle bitirdi Ha, Erdal elini İnönü'yü. geçmeseydi SHP'yi bitiremezlerdi ya. Evet. Yani böyle bir şey var. Bundan sonra baktığımızda şu anda böyle bir lider adayı yok CHP'de. Zaten şu anda bir arayış da yok. Yani siz önünü açmazsanız Sağda da yok. Mesela ilginç bir şekilde Demirel'e karşı önce Sait Bilgiç miydi? Kardeşi miydi? Amcaoğlu muydu? Saadettin Bilgiç. Saadettin Bilgiç. Sait Bilgiç öbürü. Saadettin Bilgiç Demirel'e karşı ciddi bir şekilde şey yaptı. Demirel'in müthiş bir taktiği vardır. Onları hem yenip hem de en zor görevleri verip yanındaymış gibi hissettirir, ama en zor bakanlığı kendisine göre bakanlığı verir onlara. Sonra Kamuran İnan Demirel'e karşı ciddi de bir oy almıştı. Şimdi mesela AKP'de de yok böyle bir şey. AKP'de hiç yok zaten. Hiç yok. Yani hiçbir partide bir başkanlık tartışması, ay var şu anda CHP'de ama hiçbir şey uyandırmıyor. Uyandırmaz Ne çünkü. gençlik, ne kadın kolları, o bilmem, o ya tabii senden iyisi mi bulunur diye bir şey yok mesela. Ama ilçe kongrelerinde bunlar belli oldu. Yani ilçe kongre, şimdi il kongreleri geliyor önümüzdeki hafta. İlçeler bitti. 15'inden itibaren il kongreleri başlayacak. İl kongrelerinin artık hiçbir, bakın, ilçelerden daha kötü olacak. Kötüden kasıt şu. Evet haklısın, ama mesela Ecevit kongrede bütün MYK'yı, o dönemin MYK mı parti meclisi mi artık neyse, İsmet İnönü'nün yanında kendi adamlarını sokmasına rağmen başkanlıkta İsmet İnönü tekrar seçimi kazanmıştı. Ya Ama ama İsmet İnönü yılların kurt politikacısı olduğu için, madem bana benim tercih etmediğim MYK'yı getirdiniz, ben de istifa ediyorum. Buyurun Sayın Ecevit dedi adam. işte onu Bunu yapacak bir ekip yok. kurultayda onu göreceğiz. Yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına karşı çıkacak hiçbir ekip yok. İlçe kongrelerinde böyleydi. Şimdi Evet. o ilçe kongreleri, il kongrelerine gidiyor. Orada da öyle. Yani öyle görünüyor. Ama o il kongrelerinden çıkacak kurultay delegelerinin ben genel başkanlık konusunda hiçbir problem çıkacağını düşünmüyorum. Problem çıkaracaklarını da düşünmüyorum. Kayıtsız, şartsız Kemal Kılıçdaroğlu. Ama parti Kesinlikle, yani şimdi bir adam bu kadar kendisini önce Cumhurbaşkanı adaylığına yakın gösterip ama hiçbir zaman olmak istiyorum demeyip, sonra parti başkanlığına yakın gösterip değişimde değişim, değişimde değişim, değişim deyip ama aday oluyorum da demeyen, ya böyle bir isterse kızsın, böyle bir süfli bir yarış olamaz ya. ama orada yarış ya da tartışma ya da kavga, çekişme parti meclisinde yaşanır. Tıpkı yani Ecevit'in İnönü ile yaşadığı tartışmanın benzeri olabilir mi? Ben olamaz diyorum ama olabilir. Yani tek olasılık orada. Yani Kılıçdaroğlu'nun istemediği bir 60 kişilik parti meclisi oluşma olasılığı
kurultayda var. O kadar kuvvetli olduğunu bilmiyorum. Delenlerde her zaman delmiştir. O delme ayrı konu. Delmek çok kolay bir iş CHP'de. Yani kolaydan kasıt CHP'de delmek her zaman olağan listeyi delmek olağan bir şeydir. Ama daha çok sol kanat deler onu. Evet, ilk kez bu kurultayda herkes el altından parti meclisi için çalışıyor. İlk kez bu kurultayda. O yüzden Ecevit'le İnönü'nün karşılaştığı o durumla karşılaşabilir mi? Bence düşük olasılık ama karşılaşabilir. Peki karşılaşırsa Kemal Bey genel başkan seçilmiş olmasına rağmen ben bu parti meclisiyle çalışmam der mi? Onu bilemiyorum. Çünkü Kemal Bey neye dayanarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday olarak açıkladı? Daha ilçe başkanları yeni seçilmiş, il başkanları seçilmemiş, kurultay delegeleri seçilmemiş, parti meclisi oluşmamış, MYK seçilmemiş. Siz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız şudur diye açıklama yapıyorsunuz. Yapamazsınız. CHP gibi bir partide yapamazsınız. Bunu Erdoğan'ın partisinde yaparsınız. Devlet Bahçeli'nin partisinde yaparsınız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde yoktur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde o adayın resmiyet kazanması parti meclisinde olur. Çok aday vardır öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde kesin aday denip parti meclisinde kabul görmeyen çok aday vardır. Son yerel seçimlerde de çok tartışması yapılmıştır bunun. Kadıköy Belediye Başkanı üzerinden tartışmalar, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı üzerinden tartışmalar, hatta bir parti meclisinde istedikleri adayı çıkaramayıp onu geri çekip sonra bir dahaki parti meclisine başka isim üzerinde anlaşıp iki tarafında evet dediği bir isim. Bunlar çok doğaldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama parti meclisidir. Şimdi siz genel başkan olarak eğer gidip Aydın'da belediye başkanı adayımız şudur diye bütün bu demokratik yöntemleri elinizin tersiyle ittirip açıklarsanız o zaman CHP'deki bu kurultayı bir sonucunu biliyorsunuz demektir. O zaman da Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirmemeniz gerekir. Diktatörsün diye eleştirmemeniz gerekir en azından. Çünkü diktatörlük tam da böyle bir şeydir işte yani. Evet. Kurullar var. Partinin içinde kurullar var. Ama genel başkan ne derse öyle oluyor. O zaman o kurullara ne ihtiyaç var? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda karar vermesi lazım. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kiminle ittifak yapacağı konusunda da önümüzdeki dönemde çok büyük sıkıntısı var. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda yaptığı gibi yine sağa yatarak mı gidecek? CHP'yi biraz daha mı sağa yatırarak daha çok belediye kazanmayı düşünüyor? Yoksa Yeşil Sol Parti ile böyle utanarak yaptığı, gizlice yaptığı o görüşmeleri çıkıp biz şurada 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 işbirliği yapıyoruz diye açık açık mı söyleyecek? Bu böyle önünde açmazları var. CHP'nin, Erdoğan'ın açmazı var ama CHP'nin bence daha çok açmazı var. Doğrusun. Ve yani bu CHP'nin İstanbul'u almasıyla, yani Mansur Yavaş'tan zaten bir şey beklediğim yok ama kültürel anlamda İstanbul'da bir şey değişmedi zaten. Yani biz sadece CHP'nin aldığını düşünüyoruz, o kadar. O kadar. Ama yani şey, kelimeyi doğru söylemek lazım. Yani sol ya da sosyal demokratlık bu mu sorusunu sormak lazım. Yani sol ya da sosyal demokrat belediyecilik bu mu? Şimdi İzmir'i de aldınız. Geçen gün İzmir'de tartışma vardı. Bir yıl sürdü. En son bu geçen yılki 9 Eylül'de Tarkan'ı getirdiler değil mi? Türkiye'de herkes konuştu. Tarkan'ın sahne masrafları dahil İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti 25 milyon lira civarında. İzmir ki Kemal Bey'in talimatı var bu konuda. Kızılyurtları özellikle yapılması konusunda. İzmir şunu soruyor, İzmirli şunu soruyor. Ya bu parayı bir gecelik bir eğlenceye vereceğinize, böyle bir gösteriye vereceğinize, özellikle Kızılyurt'u yapsaydınız da üniversite öğrencileri o Kızılyurtlarında kalsaydı, bunların hangisi daha sosyal demokratlık ve solculuk diye soruyor yani. Onun için İstanbul'da sizin söylediğiniz gibi ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Hatta bazı şeyler şöyle oldu sanırım, bazı hazineyle ilgili imzalar atılmıyor.
metro konusunda, onda bunda. Yani köstek de oluyorlar. Öyle olunca halk sadece iktidarın, yerel iktidarın AKP'den CHP'ye geçtiğini hissediyor. Kendi yaşamımda onun sol ve sosyal demokratlık adına neyin değiştiğini farkında değil. Yani politik bir zemine oturtamıyor halk onu. Evet. Kendi de tabii ne kadar sosyal demokrat olabildi, partiyi itemiyor. Yani böyle ilginç şey de var. Yani bu bütün partiler için de geçerli. İşte Türkiye'de hep onu anlatmaya çalışıyorum ya. Niye merkez sağ ve merkez sol olunamıyor? Yani şimdi bir parti düşün ki Avrupa'da parti başkanının ya da cumhurbaşkanının damadı. Siyaset düşünüyor musunuz? Vallahi cumhurbaşkanlığı hiç aklımda yoktu ama bak ne güzel oldu diye bir şey söylerse. Gerçekten psikolojik tedavi alırlar adam ya. Doğrudur ama mesela ben bunu ya şimdi aklıma geldi, bir örneğini gördüm. İşte bir olay nedeniyle bir yakın tarihte birkaç yıl önce bu pandemiden sonra Diyarbakır'a gitmiştim. Orada eskiyle yeniyi konuşuyoruz böyle. Yeni bu kayyumdan önceki ama şey söylüyor. Kayyum atanmadan önceki. Dedim ki yani sistem olarak ne oldu? Şöyle bir sistem var. 4-5 blok ama bir şeyin içinde, yani bir yapının içinde, bir adanın içinde, içinde kendi otoparkı var, çocuk oyun alanı var falan. Böyle şeyler oluşmaya başlamış. Bu dedim kimin fikriydi? Bu dediler HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı, hangisiydi bilemiyorum, ismini söylediler. Onun projesiydi dediler. Yani parsel bazında değil, ada bazında düzenleme yapıp işte o ada bazında sosyal alanları, sosyal donatı alanlarını da içinde barındıran, otopark sorununu bir biçimde çözen, işte yeşil alan sorununu çözen, çocukların daha sağlıklı bir ortamda oyun oynamasını sağlayan bir mantık istenince yapılıyormuş demek ki dedim yani. Yani kimse kusura bakmasın ama gitsinler kıyaslasınlar. İzmir'in trafik sorunu Diyarbakır'da yok. Bu yani benim bir iki sene önceki gözlemim yani. Ya İzmir'de, İstanbul'da trafiğe çıkacağınıza o saatlerde, pik saatlerde Diyarbakır'da çıkıyor. Peki var mı dedim burada. Abi yani çok pik saatlerde bir miktar oluyor ama çoğunlukla rahat dediler. E şimdi yerel yönetimlerde politik olarak farkınızı ancak böyle gösterebilir. Başka nasıl göstereceksiniz ki sonuçta? Evet. Orası da devlet dairesi. Sonuçta fakire herkes yardım ediyor. Yani zabıta her zaman işini yapıyor. Ne bileyim, imar her zaman işini yapıyor. Ama sizin geliştirdiğiniz bakış açısıdır önemli olan, belediyeciliğe nasıl? Fındıklı Belediyesi var Karadeniz'de. Gözden kaçırıyorlar ama bence çok ciddi işler yapıyor. Kendi çapında. Söyledim canlı yayında. Yani o şehir projesini 100 yıla göre yayıp da düşünmezsen 100 yıl sonra buranın nüfusu ne olacak? O nüfusa göre öğrenci sayısı kaç kat artacak? Araba sayısı kaç kat artacak? Ona göre ne kadar geniş yollar yapmamız lazım? Ne kadar daha okulu daha şimdiden hazırlamamız lazım? Yapmazsan çözümsüz bir trafik noktasına İstanbul'da geldiğin gibi geliyorsun ve bir saati bile geçtik. Halkımız bizi kovmaya hazır. Evet, altına not yazarlar, sıkıldık artık diye. Evet, yani zor, Türkiye'nin işi zor. Bunlarla da hiçbir yere geleceği yok. İlginç bir şey yani. Seçimlerin Türkiye'de bir şeyi değiştirmediği bir ülke Türkiye, daha doğrusu. Çok fazla bir şey değiştirmiyor. Evet, maalesef öyle görünüyor. Evet. Teşekkürler Serdar programa katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya yine Serdar'la buradayız. Görüşmek üzere.